atar üstüne. Hoş geldiniz Okan Bey. Buyurun, masanız hazır. Teşekkürler. Buyurun efendim. Toprak, sen istersen şöyle karşıya geç. Hoş geldiniz beyefendi. Rezervasyonunuz var mı? Rezervasyonum yok. O zaman sizi şöyle içeri alalım. Çünkü bahçemiz dolu. Olmaz. Ben burada oturmak istiyorum. Ama buradaki bütün masalar önceden rezervli beyefendi. Ben burada oturmak istiyorum. Git müdürünle konuş. Çınarlı gaz geldi de. Tamam mı? Peki efendim. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Manzarası harika. Okan Bey, sizin canınız bir şey mi sıkkın? Yani biraz durgun gibisiniz. Çok gerginim Toprak. Selim Beylerin hukuki işleri için epeydir hazırlanıyorum. Toplantının sonunda bu işi alabilirsem benim için dehşet bir atılım olacak. Bence bu kadar stres yapmayın. Yani eğer dediğiniz gibi çok çalıştıysanız her şey olumlu geçecektir. Sendeki şu pozitifliğin çeyreği bende olsa hayat bambaşka görünür bir gözüm. Hoş geldiniz efendim. Yalnız biz yemekleri misafirlerimiz geldikten sonra alacağız. Ama içkilerimizi şimdi söyleyebiliriz. Ne istersiniz? Kırmızı mı, beyaz mı? Ben içmem. Ciddi misin? Bari bir kadeh al bana eşlik etmek için. Tamam. Sen bize kırmızı şarap getir. Buyurun Çınar Bey, masanız hazır. Bugünkü ilk kutlamamızı aramıza katılmanın şerefini yapalım. Hoş geldin. O zaman ikinciyi de toplantı bitip işe aldıktan sonra yaparız. Buyurun efendim. Bir şey istemiyorum. Sen bana viski getir. Toprak, sen İstanbullu değildin değil mi? Ürgüplüyüm. Ciddi misin? Biliyor musun, ben her kış mutlaka iki günde olsa kaçarım Ürgüp'e. Özellikle kar yağarken böyle acayip bir huzurdur peri bacalarını karın altında seyredip odun ateşinin ışığına sıcak şarap içmek. Ben en çok baharlarını severim Ürgüp'ü. Ağaçlar yeşillenip çiçek açtığı zaman her yer muhteşem olur. Çok şaşırdım. Yani bu alçak gönüllülüğün, mahçupluğun, küçük kasaba havasına uyuyor da ne bileyim. Pardon. Ah, Selim Bey. Merhaba Selim Bey. Teşekkür ederim efendim. Tabii tabii, biz asistanımla birlikte toplantı için geldik, sizi bekliyoruz. Öyle mi? Tamam, sorun değil.
Biz gene de şansımızı deneyelim Selim Bey. Tabii. Bekliyoruz efendim. İyi yolculuklar. Bak kahretsin. Ne oldu? Adam daha yeni biniyormuş uçağa Adana'dan. Sanki son dakika ayarladık toplantıyı. Ben bir haftadır bugünü bekliyorum ya. İşveren ya. Rahat tabii. Bugün olmazsa yarın yaparız toplantıyı. Ne olacak? İptal mi oldu peki şimdi? Uçak rötar yapmazsa bir saatte inerim dedi. Bir saatte de buraya gelmesi sürse... yani en iyi ihtimalle 2 saat sonra toplantı. Bekliyoruz. Mecburen. Ya bari aç beklemeyelim. Bir şeyler yiyelim. Bakar mısınız? 2 tane menü alabilir miyiz? Seçimi ben yaptım. Umarım beğenirsin. Çok lezzetli gözüküyor. Çok da güzel kokuyor. Bakacağım. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Ben sizin oraların testi kebabına bayılırım. Teyzem çok güzel yapar testi kebabını. Sen de biliyorsundur o zaman. Neden ayırıyorsun onları? Bir sorun mu var? Yok, ben maydanozu pek sevmem de. Keşke baştan söyleseydin. Koydurmazdık. Bırak değiştirelim. Yok yok, gerek yok. Ayıkladım bile zaten. Fark etmez, yerim böyle. Biraz kendinden bahsetsene. Yani... asistanımsın ama neredeyse hiç tanımıyorum seni. Annem babam burada mı yaşıyor? Kardeşlerin var mı? Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Yani... biz 3 kardeştik. Geriye bir tek ben kaldım. Abim Bulut, ben çok küçükken öldü. Ablamı da... daha bir ay olmadı. Ciddi misin? Bak bilmiyordum. Ya kusura bakma. Bak şimdi gerçekten üzüldüm. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Yeter. Buyurun efendim. Bana bir kağıt kalem ver hemen. Buyurun efendim. Gel burada. Şu masadaki herif var ya. Evet efendim. Unut, ona ver. Yanındaki bayana çaktırma sakın. Nasıl efendim, yapamam. Ne demek yapamam? Bir yolunu bul yap. Ne bileyim, menü içine falan koy. Peki efendim. Evet, 3 sene oldu boşanalı. Ceyda 10 yaşında. Görsen dünya güzelidir benim. Yani ciddi bir işi yok. Zaten kendisi benden aldığı nafakayla geçimini sağlıyor. Şaşırdım evli olduğunuza. Yani bir zamanlar evli olduğunuza. Haberim yoktu. Yok.
Buyurun efendim. Bu ne, ben menü istemedim ki. Efendim, yemekleriniz bitmek üzereydi. Tatlı menüsünü görmek istersiniz diye düşündüm. Sen ne yaptığını zannediyorsun? He? Ah! Manyak mısın sen? Kalk. Manyağım. Ah! Derdin ne senin be? Nasıl senin derdin ne? Ne işin var karınla yemekte? Karını değil, asistanımı yemeğe getirdim. Bu bir iş toplantısı çünkü, tamam mı? Kimi kandırıyorsun sen? Hani müşteri? Karınla iki saattir baş başasın. Ne aradı, gecikecekmiş. Bu da senin numaralarından biri değil mi? Ya ne saçmalıyorsun sen be, he? Bana bak. Karımdan uzak duracaksın, anladın mı? Yoksa seni öldürürüm. Şimdi içeri gideceksin. Hiçbir şey olmamış gibi yemeğini bitirip onu eve bırakacaksın. Yarın da onu işten kovacaksın. Ne diyorsun sen be? Olur böyle şey? Sen dediğimi yapacaksın. Hayır yok, teşekkür ederim. Toprak, giderim mi? Ne oldu, gelmiyor mu Selim Bey? İptal mi oldu? Daha henüz uçağa binmemiş. Ne oldu size? Ya, Toprak, lütfen giderim. Okan Bey, anlatmayacak mısınız ne oldu? Serserinin biriyle tuvalette tartıştık işte. Okan Bey, burnunuz kanıyor. Bir şey olmaz. Ama kaşınız da açılmış. Oraya dikiş atılması lazım. Lütfen duralım bir yerde. Okan Bey, siz kesinlikle bir hastaneye gitmelisiniz. Çok kötü olmuş bu. Tamam, seni bırakınca giderim. Hay Allah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gece için sağ ol. Gerçi toplantı yapamadık ama. Olsun, benim için de değişiklik oldu. Gerçi ben çok üzüldüm. Yani bu olan tatsız olaya. Niye olduğunu da anlamadım. Önemli bir şey değil ya, merak etme sen. Tamam, yarın sabah görüşürüz o zaman. İyi geceler. Sana da. Thank you.
Çınar. Oo Toprak Hanım. Hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kalmıştı bizim de. Nerelerdeydiniz? İş yemeğindeydim Çınar. İş yemeği. Vallahi ben de sıklıkla iş yemeklerine çıkarım ama daha önce hiç böyle baş başa iş yemeği görmemiştim. Çınar anlamadım, neden bahsediyorsun sen? Hanımcığım biz istersen çıkalım da çocukları yalnız bırakalım, konuşsunlar aralarında. Sana bir soru sordum Çınar. Bu işten ayrılmanı istiyorum. O adamla çalışmayacaksın. Çınar neden işimden ayrılayım? İşimden memnunum ben. Ben memnun değilim. Niye ama, sorun ne? Sorun şu Toprak. Çünkü adam bir zampara. İşe yaramazın teki. Öyle olsa bile beni rahatsız edecek bir şey yapmadı. Bana karşı her zaman saygılı ve düşünceli. He, sen de onun bu pis taktiklerine inandın yani. Adam açık açık sarksa onu tersleyeceğini bildiğinden sana nazikçe yaklaşıyor tabii. Saçmalama Çınar, öyle bir şey yok. Bana o savunma. Önüne gelen kadına nasıl sarktığını ben kendi gözlerimle gördüm. Bana sarkmadı ama. Ama bu sarkmayacağı anlamına gelmiyor. O adamla çalışmanı istemiyorum. Vallahi durum pek fena Şeref Hanım. Sorma İkbal Hanımcığım, sorma. Ben Toprağı daha önce hiç böyle görmemiştim. Ay, yiyip bitirdiler birbirlerini. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Nasıl beni takip edersin Çınar? Yakışıyor mu sana hiç bu yaptıkların? İster yakışsın, ister yakışmasın. Umurumda değil. Sen benim karımsın. İster takip ederim, ister peşine düşerim. Çınar bu ne? Ne oldu sana? Merak etme, mühim değil. Hem zaten benim kanım değil o. Sen yaptın değil mi? Sen dövdün o kanı. Bak bana doğruyu söyle. Evet, ben dövdüm. Hak etmeseydi o da. Çınar sen ne yaptın? Adamı resmen ağzını burnunu dağıtmışsın. Şükretsin böyle kaldığına. Karım iş yemeğini çıkartıyor. Sözde iş yemeği. Ne o? Başka kimse yok. Ne biçim iş yemeği bu be? Ondan sonra yok telefon açmış da, işi çıkmış da yok iptal olmuşmuş. Külahımı anlatsın o benim. Çınar bu sen misin? Ben gerçekten inanamıyorum. Neye inanamıyorsun? Ha? Ne tuhaf? Seni sevmem mi? Seni kıskanmam mı tuhaf? Gerekirse gene döverim. Hatta öldürürüm o adamı. Anlıyor musun? Çünkü seni ölesiye seviyorum Toprak. Sensiz nefes alamıyorum. Senin yanında başkasını görünce çılgına dönüyorum resmen. Çınar ben seni kıskanmıyor muyum zannediyorsun? Ben sensiz yaşayabiliyor muyum zannediyorsun sen? Senden uzakta aldığım her nefes yeterince canımı yakmıyor mu? Sus. Oh.
kardeşim. Eşim, eşim bir şey mi oldu? Eşim ne bu hale girdi? Gel, arabaya gidelim. Gel, hadi kalk. Birbirlerini. Şimdi de kumrular gibi şakıyorlar dudak dudağa. Çok şükür. Yapma Tınar, ne olur. Neden sevgilim? Çınar, biz bir karar verdik. Buna sadık kalmalıyız, yapma. Neden ki? Bize kim var ne olacak Toprak? Biz kendimiz. Zaten bir aile olmayı beceremedik. Başından beri her şey bir oyundu. Bari ayrılığımız doğru düzgün olsun. Toprak. Bitti Caner. Bunu anla ve git artık burada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.